Hanımlar ve beyler selamlar sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuza uzun zamandır ya bir haftada bir böyle video atar gibi oldum e, farkındayım YouTube'da finans videolarının sıklığını birazcık daha arttırmam gerekiyor e, bunu siz söylemeden ben de fark ettiğimi söylemem gerekir evet e, elimden gelince daha sık video atmaya çalışacağım ama e, öncelikle şu sıralar böyle bir iş yoğunluğu var. Bir taraftan e, düzene sokmaya çalıştığım durumlar var o yüzden çok sık atamıyorum. E, elimden geldiğince bunu daha da sık atmaya başlayacağım. Borsanın şöyle bir yönüne bir bakalım istedim. Biliyorsunuz ben bu şeyi çizdiğimizde yani şu e, işte seçim sonrası belki ulaşabilecek ralli, muhtemel küçük ralli, bir de bunun büyük rallisi var. E, bu çizgileri şey çektiğimizde işte tarihler ekim gibi bir e, düzeyde de ekim tarihi. Yani şuradan ikinci tavanı yaptıktan sonra bu çizgileri çekmiştik. E, bu çizgilere de referans alarak da şu an için izliyorduk. Geçtiğimiz cuma günü 8.346 ile kapanışı yapmış olduk borsada. E, bunun ben 8500 8.500'lere kadar işte bu Çiz, çektiğimiz çizgiye kadar ya da bir parça ihlalle beraber şuraya şöyle 8600 8600'lere kadar diyeyim. 8600'lere kadar bir yükselişin olabileceğini ardından da geri bir dönüşün yaşanabileceğini düşünmekteyim. Borsada 200 günlük hareketli ortalamalar şu an için 7070 seviyelerinde 7100 bile diyebiliriz bunu. Bir iki gün daha buralarda yatayda olsa bile yani yükselmese bile ya da ufak bir düzeltmeyle 8200'lerin üstünde bir kapanışla bile olsa bu artık 200 günlük ortalama 7100 lira hatta belki de seçim zamanına doğru işte bu 7500 seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir teknik yorumumuz var diyebiliriz. Borsa genel anlamda şu an için ucuz bile sayılabilir. Bazı işte e, finans kuruluşları tarafından da Türkiye'ye yönelik e, buyurun gidin Türkiye'de büyüyen bir e, ekonomi var. Buraya yatırım yapın gibi bir e, söylenti var e, Amerika tarafında. E, bununla beraber dolar bazlı bir e, rally de beklentisine girmeye başladım. artık şu düşeni e, düşen trendi dolar bazlı bir grafik bu biliyorsunuz. Bunları da çizdiğimizde işte Mayıs gibi Ekim gibi yine bu şeyleri çizmiştik. yani aynı grafikler aynı dönemde çizmiştim ve bir düşen trend var diye düşünmüştük konuşmuştuk bunu. Bunu artık belki kırabileceğimiz ve hani yavaş yavaş buradan belki de bir yükseliş trendinin açılabileceği hani şöyle bu grafikleri daha sonra bu çizgileri daha sonra sileceğim ama şu şekilde bir belki de yükseliş trendinin başlıyor bir flamanın başlıyor olabileceğini düşünmekteyim şöyle çizebiliriz e, bir yükseliş trendi dolar bazlı başlayabilir ama bunu konuşmak için şu an için çok çok erken e, bunu bir ilerleyen süreçte tekrardan görmemiz gerekiyor dolar bazlı olarak da şu anda 275 dolardayız 350 doların altındayken biz gerçekten çok çok ucuz olduğumuzu söyleyebilirim. 400 doların üstünde, 500 doların üstünde artık biraz daha pahalandık belki oralarda bir realizasyona gidilebilir diye düşünebiliriz. Teknik için böyle konuşmak gerekirse. Tabii ki önemli olan şey burada bizim hisse bazlı olan hareketler ve hisse bazlı olarak Yap, yatırım yaptığımız şirketlerde satışların net karlılıktan devam edip edemiyor olması. Bilançolarda bir enflasyon muhasebesi haberleri var. Bu yüzden belki bilançolar birazcık geç gelebilir. Lakin ben bundan iki video öncesinde temettü tahminlerimi çekmiştim hatırlıyorsunuz. Kendi 18 şirketim için temettü tahminiydi. Bu bağlamda o süreden beri ben portföyümdeki şirket sayısını 20'ye yükseltmiş durumdayım yine bu şirketlerde belli miktarlarda bazılarına temettü bazılarına da büyüme hedeflerim. Söz konusu şirketlerden gelen temettülerle de yine e, yine şirketlerime yatırım yapmaya devam ediyor olacağım. Hani burada şunu deneyebilirim. Bu sefer mesela e, aynı şirkete yatırım yapmak değil de e, parçalayabilirim. Veya bir havuz oluşturup düşük olan yani görece teknik ve temel olarak fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm şirketlerde alım yapabilirim. Temettü havuzu oluşturabilirim. Aynı yedek akçe gibi düşünün. Bir fiyat. E, Vadeli veya vadeli hesap içerisinde gelen bütün temettüleri oraya aktarıp oradan ufak ufak kullanabilirim. Veya bunu bir fona dağıtıp o fondan çekip çekip e, hisse almaya kullanabilirim mesela. Böyle e, planlarım var bu sene için. Bakalım onları da göreceğiz. E, şirketler kesinlikle bu arada şunu söylemem gerekiyor ki Türkiye'deki büyüyen şirket, şirketlerin birçoğu büyüme e, özellikle de Türkiye hani şunu diyoruz ya biz gelişmeyi sürdüren ülkeler, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil, gelişmeyi sürdüren ülkeler seviyesindeyiz. İşte Amerika gibi Almanya gibi gelişmiş ülkeler arasında değil de gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Bu yüzden de bizim e, sektöründe öncü olduğunu söylediğimiz, işte dünya piyasalarında rekabet edebilecek boyuttaki büyük şirketlerimizin bile e, belki de gelişen büyüyen şirketler e, statüsünde olması e, çok da yanlış sayılmaz. Ne gibi? İşte Ereğli gibi, işte Sasa gibi, işte Şişe gibi bu şirketlerde de uzun süreli yatırımlarımıza devam ediyor olacağım. Kendi 20 şirketimde de yatırım yapıyor olacağım. Türkiye içerisinde de büyümesini beklediğim işte 5 milyar TL büyüklüğünden daha ufak olan şirketlerim de var elimde birkaç tane. Yaklaşık 3 tane kadar. Onlarda da yatırım yapmaya devam ediyor olacağız ve temettülerle de yine bunları destekliyor olacağım. Şu an için benim planlarım bu şekilde ilerliyor olacak. Borsadaki görünüm bu hafta için bu şekildeydi. Ben haftaya için yatayda bir e, borsa bekliyorum yani yatay ve yatay negatif de sayılabilir belki 8200 belki 8500 bu aralıkta bir e, ilerleyiş olacağını düşünüyorum ama seçimden önce illaki yine bir e, aşağı doğru vuracaklardır seçimden önce illaki bir satış yaşatacaklardır hani bir siyasi söylenden dolayı bu gibi durumlarda da ben bunları alış fırsatı olarak görmeyi düşünüyorum şu anda bu seviyelerde ekleme yapmayı düşünmüyorum belki 8200-8300'ün üstündeki böyle 3-4 günlük bir kapanış serisinden sonra ekleme yapabilirim bu seviyelerde ya da Geriye dönmesini ve 50 günlük hareketli ortalamalara, 100 günlük hareketli ortalamalara hisse bazlı en azından e, değdiği zamanlarda ekleme yapmayı düşünüyorum. Onun dışında şu an için ekleme yapmayı düşünmüyorum. E, hisse bazlı hareketler dediğim gibi takip etmek gerekiyor. Evet endeks güzel yerlerde ama elinizdeki şirket e, çok fiyatlanmış bir şirketse endeks yükselirken bile sizinki düşebilir. E, bu yüzden de şirket bazlı olarak incelemeler yapmak kesinlikle gerekli diyebilirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sevgili YouTube. Böyle kısa bir ara video atmak istedim. Daha sonrası için yine başka içeriklerle, videolarla gelmeye çalışacağım. Elimden geldiğince biraz bilanço dönemlerini bekliyorum. Mesela şu anda elimdeki 20 şirketin ki bu 20 şirketler Türkiye'de çok kullanılan e, ve büyük şirketlerde var aralarında. Bunlardan hariç birkaç tane de belki sizin çok merak ettiğiniz şirketleri alarak bunları hem temel hem teknik olarak inceleme videoları çekmeyi düşünüyorum. E, işte yeni bilançoların gelişiyle beraber bunu yapabiliriz veyahut e, sizin sorduğunuz ve incelememi istediğiniz böyle temel ve teknik olarak incelememi istediğiniz şirketler arasından seçebiliriz. Lütfen bunlara da yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim bana da destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz. Bu arada temettü ve Eurobond ile ilgili de videolar devam edecek. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın.